bana ne yazdan bahardan, bana ne boğazdan kardan. Ben 1971 Yozgat doğumlu Mustafa Sontay. Evet. Yani Haliloğlu Mustafa. Evet. Nerede oturuyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? İstanbul Eyüp Ali Bey Köy'de Çırçır Mahallesi'nde oturuyoruz. Evet. Ev yapı sabun fabrikasında mekanik bölümde teknik eleman olarak çalışıyoruz. Evet. Onun dışında bu seneye ait olarak farklı bir şey yapmak istedik. Evet. Diğer insanlar gibi yılbaşını evde kuru yemiş çerez çay içerek karşılamaktansa veya diskoda barda tepinen insanlar gibi değil de daha değişik bir ortam olsun dedik. Evet. Ege'nin çok mütevazi bir bölgesi olan Baklan Ovası'na, Baklan ilçesine gidelim dedik. Buradaki Denizli'deki Mustafa kardeşimizi ziyaret edelim. Evet. Aynı zamanda değişik yöreler, değişik insanlar tanıyabilelim, görebilelim. Bunları da arşivlerimize alabilelim diye buralara geldik. İyi ki de gelmişiz. Çünkü buradaki bize olan misafirperverlik, karşılama, insanların dostane davranışları bizi çok mutlu etti. Evet. Her şeyden önce Baklan ilçesinde insan birkaç şeyi bir arada yaşayabiliyor. Neler bunlar efendim? Birincisi, insanın bakacağı perspektife göre değişiyor. Açıya göre değişiyor. Eğer köyü yaşamak istiyorsanız, evet, adeta bir köy havası. Evet. Eğer kasabayı yaşamak istiyorsanız bu da mümkün. Çünkü bir kasaba büyüklüğünde. Evet. Eğer şehri yaşamak istiyorsanız şehri de yaşayabileceğiniz caddeleri, sokakları var. Evet. Ama beni cezbeden yanı ise Baklan Ovası. Evet. Yani şöyle geniş kapsamlı olarak görüntülersek. Evet. Gözümüzün alabildiğince yer ova. Evet. Düzlük. Yani bu alanı, evet, gözümüzün kestiği alan, Türkiye'nin sayılı yerlerinde olan ovalardır. Evet. Ege'nin de üç büyük ovasından bir tanesidir. Fakat buradaki görüntü güzelliği, yani şu sisin dağın eteklerine çökmesini seyretmek, şuradan aşağıya doğru baktığınızda şu yerleşim birimlerinin böyle bu kadar rahat bir şekilde seyredilebilmesi. Evet. Aynı zamanda biraz şöyle geriye doğru geçersek, Beş Parmak Dağları'nın bizi ayakta selamlar gibi, evet, Baklan Ovası'nın yani bir gece bekçisi gibi veya bir nöbet tutan asker gibi tepemizde dikilmesi. Baklan'ın tarihiyle, dokusuyla, evet, yapısıyla, havasıyla tanıştığımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz, sayıyoruz. Evet. Bundan da çok mutluyuz. Bize yardımcı olduğunuz için size de ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok memnun olduk, onurlandık. Bu türbeyi ziyaret ettik biraz önce. Türbe hakkında neler hissettiniz içeri girince? Kapısından içeriye girdiğimizde tarih kokan bir yapısı var. Evet. Orada çünkü Hüsamettin Gazi Hazretleri yatıyor. Hüsamettin Gazi Hazretleri'nin burada vermiş olduğu mücadeleler, evet, savaşlar ve çekmiş olduğu ızdıraplar var. Onların tabii bunları yaşamadan bilmek mümkün değil ama burada bunları hissedebilmek, evet, düşünebilmek bizim için. İçeriye girdiğimizde en azından onu yaşayamasak da anlamaya çalıştık veya düşünmeye çalıştık. Fakat çok mükemmel, insanı duygulandıracak bir yapıya sahip bir ve hakikaten ben çok duygulandım. Gerek dışarıdaki yeşilliğiyle, ağaçlarıyla, bahçesiyle, kabristandaki mezarlığıyla, oraya verilmesi gereken önem hakikaten verilmiş. Artı oradaki tarihi bir yapı var. Eskilerin, eski insanların o imkansızlıklarla, o teknolojinin bulunmadığı bir çağda
o şekilde oraları inşa etmeleri, orada o yapıları yapmak için verdikleri mücadeleleri saygıyla karşılıyorum. Şu anda onlar bizim için birer piramit taşlarıdır. Onları en iyi şekilde korumak, kollamak hepimizin vazifesidir. Evet. Onun için ben çok mutluyum gelip buralarda bunları gördüğüm için. Tabii bizim yaşam sayfamıza, yaşam defterimize, hayat felsefemize bunları da ilave etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Peki efendim, Baklan halkına belki bir kısmıyla görüştünüz, bir kısmıyla görüşmediniz. Ne söylemek istersiniz? Mesajınız olacak mı buraya? Baklan halkına öncelikle teşekkür ediyorum. Hakikaten Baklan halkı, Baklan'a gerektiği önemi ve gerekeni yapmaya çalışıyor. Bir kere her şeyden öncesi asıl güzelliği buraları evet. terk edip yani, gitmemiş oldum. Burada tütecek bir evin bacasındaki duman, burada pişecek bir güzine sobasının içerisindeki ekmeğin tadı, bunlar insana her yerde alabileceği bir tat lezzet değil. Evet. Onun için Baklan halkı burada kendi imkanlarıyla, kendi ölçülerinde burayı şenlendirmeye ve neşelendirmeye çalışıyor. Ben Baklan halkını buradan kutluyorum ve saygı duymuş olan bu bölge sakinleri olan insanlara da şunu seslenmek istiyorum. Elinizden geldiği kadar Baklan ilçesine gereken yardım, gereken destek, gerek maddi, gerek manevi, gerek kültürel bütün yardımları yapmak gerekiyor. Sonuçta burası sizin bir yaşadığınız, doğduğunuz, büyüdüğünüz bir yer. Onun için şu anda sizin yapmış olduğunuz iş bile bu Baklan için büyük bir meseledir. Yani buraların fotoğraflanması, çekilmesi, CD'ye aktarılması, bu insanlara tanıtmaya çalışmak Baklan için yapılmış olan en güzel şeylerdir. Onun için hiç olmazsa yurt dışındaki insanlar da internet sayfasına girip en azından Baklan'ı izleyerek gidemeseler de oradan baktıklarında hani çok eskilerden beri ilkokulda söylediğimiz bir türkü vardır. Orada çok uzakta bir köy var. İşte o köy benim köyüm. İşte o köy bizim köyümüz. Hani bunu çocukken söyler duygulanırdık. En azından buraları izleyip seyredip bu duyguyu yaşamaları, geldiklerinde de buradaki halkla kucaklaşmalarını sevindim. Teşekkürler. Bizleri şereflendirdiniz, onurlandırdınız geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bizler de sizlere iş hayatınızda başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı günler diliyoruz. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görülüyor. Kılavuzun gereği yok, yolun sonu görülüyor. Ezrail'in gelir kendi, ne ader ne efendi.